Değerli izleyicilerimiz, bugün çok değerli bir konuğumuz var, Sinan Ülgen. Covid sonrasında dünyanın nasıl bir düzen alacağını, o düzende Türkiye kendisine nasıl bir yer bulacağını, bunu hangi ölçütlere göre belirlemesi gerektiği konusunda heyecanlı bir tartışma olacağını düşünüyorum. Sinan Ülgen, EDAM Ekonomik ve Demokratik Araştırmalar Merkezi'nin direktör, genel sekreteri değil mi? Genel sekreteri. Yok, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin başkanı, kurucu başkanı. Çok affedim, not almıştım ama hatırladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde görev yaptı. Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması müzakerelerini yürüten ekibin içerisinde yer aldı. Brüksel'de Carnegie Europe'da misafir araştırmacı. İnternete gidince çok bilgilerini öğreniyorsunuz. Yazıyor, çiziyor, ülkemiz için fikirler geliştiriyor. Çok değerli bilgileri var. Dünyayı bizlerden çok daha iyi okuyor. Bugün kendisinden bu bilgileriyle Türkiye'nin yolu hakkında fikir almak istiyoruz. Sinan Bey, geçenlerde Macron'un Financial Times'daki röportajını okudum. Önce sözü yaptılar, sonra çözümünü okudular. Çözümün üstünde bayağı bir çalıştım. Macron, Avrupa Birliği içerisinde de bir farklılaştırma, katmanlaşma olması önerisini dile getirirdi Fransa. Bu sefer onu uluslararası alanda söyler gibi geldi bana. Diyor ki, sağlık bizim milli meselemizdir. Fakat insanlığın tamamını ilgilendiren sağlık, eğitim ve benzeri konularda milli hükümetlere, milli egemenliklerine saygı göstermekle birlikte yükü onlara bırakmak olmaz. Dünya multilateralizmi yeniden düşünmeli, küreselleşmeye yeniden bir göz atmalıdır diyor. Ben bu multilateralizmi Türkçe'ye çok katmanlılık olarak çeviriyorum. Bir de koronavirüsün Çin'de yaptığı etkiden sonra insanlar tedarik merkezlerini çeşitlendirme konusunda düşünüyorlar. Sen Türkiye'ye gelecek olan şirketlere stratejik danışmanlık da yaptığın için ekonomik yönünü çok da iyi biliyorsun. Türkiye için koronavirüs sonrasında, hatta bugünlerde nasıl bir dünya şekilleniyor? O dünyada çatışmalar, ekonomik işbirlikleri, bloklar nasıl şekillenecek? Bizimle fikirlerini paylaşabilirse çok memnun olurum. Sağ olun, çok teşekkürler Mehmet Bey. Bu özellikle nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Bugünkü bu sanal buluşmamızı da ben merakla bekliyordum. Hem de böyle soru cevaplarla ilerlemek çok daha iyi oluyor, çok daha böyle güzel, heyecanlı oluyor. Ben bir kısa, o zaman sizin sorduğunuz soruya binaen bir kısa izahatla başlayayım. Şimdi tabii bu virüs çıktıktan sonra birçok yerde, Türkiye'de dahil olmak üzere, virüs artık eski dünyayı bitirdi. Yeni bir dünya çıkacak karşımıza. Dünya düzeni temelden, kökünden değişecek şeklinde yorumlar okumaya başladık. Bence bu bir uç senaryo. Yani virüsün bildiğimiz, alıştığımız dünya düzenini kökünden değiştirmesi iddiasını ben çok gerçekçi bulmuyorum. Şimdi diğer uç senaryo da şu. Efendim virüs neymiş? Yani dünya ne pandemiler gördü, işte vebadan İspanyol gribine kadar. Bunların hiçbiri de dünya düzenini değiştirmedi. Dünya düzenini değiştirmeyi asıl savaşlar yaptı. Buradan da biz, yani şu anda bir savaş senaryosundan da bahsetmiyoruz. Bu da gelip geçecektir. İleride dünya başka pandemilerde de görecektir. Dolayısıyla hani bunun böyle dünya düzeninin üzerine etkisini de çok fazla önemsememek lazım diyen de bir diğer uç senaryo. Şimdi benim yakın durduğum senaryo ise biraz bu ikisinin arasında. Şöyle ki, ben evet bunun hani dünya düzenini değiştirecek bir noktaya geldiğimizi düşünmüyorum. Virüsün etkisi ne olursa olsun. Ama bunu da bir yandan çok da azımsamamak, küçümsememek lazım. Yani bir takım etkileri olacak. Ama benim hani bana daha yakın
gelen izahat. Dünya düzenine ilişkin zaten virüs öncesinde tetiklenmiş olan bazı dinamikleri, ki bunları açabiliriz, bunları güçlendirecek ve hızlandıracak. Ben virüsün etkisini böyle görüyorum. Şimdi neydi bu dinamikler? Bir kere önce o dünya düzeninden başlamak lazım. Dünya düzeni, yani bizim konuştuğumuz dünya düzeni esasen 1989 sonrasında ortaya çıkan, işte zamanında Fukuyama'nın işte tarih bitti söylemiyle aslında vücut bulan ve onun o söylemle de dile getirmeye çalıştığı, dünyada demokrasiler kazandı, serbest pazar kazandı, küreselleşme kazandı. Dolayısıyla bundan sonra dünya tarihi bunun üzerinden devam edecek teziydi. Şimdi gerçekten de 89 sonrasında en azından bir 10 yıl böyle oldu. Fakat sonra yavaş yavaş bu dünya düzeninin de bir takım aksayan taraflarını görmeye başladık. Yani bir anda bir işte hiper küreselleşme belki ve bunun özünde doğurduğu bir gelir dağılımına dair rahatsızlıklar. Gerçekten de rakamlara baktığımız zaman küreselleşme bir yandan dünyaya refah getirdi. Ülkeleri potansiyel büyümelerini ne yaklaştırdı. Çin gibi bir ülkede yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Çin'in de dünya ekonomisine bu dahil olmasıyla beraber. Ama diğer yandan da zaten işte az çok var olan gelir eşitsizliğini daha da derinleştirdi. Yani bugün yayınlanan bazı rakamlara baktığınız zaman işte dünyadaki en zengin 10 kişinin serveti bugün Türkiye dahil birçok gelişme yolundaki ülkenin milli gelirinden daha fazla. Sadece 10 kişinin serveti. İşte bu son krizde mesela Jeff Bezos'un bir haftada 25 milyar dolar kazandığı ifade ediliyor. Yani Amazon'un hissenin değerlenmesinden. Dolayısıyla böyle çarpıklıklar oluşmaya başladı bu sistemde ve nitekim zaten bu ekonomik eşitsizliğin siyasi sonuçlarını da yavaş yavaş görmeye başladı. Benimseyen, daha bir anlamda sosyal boyutu kuvvetli siyasi hareketlere bu yönelecek. Çünkü toplumlar bu kriz zamanlarında ve özellikle daha sonra da konuşuruz, yani böyle eşi benzeri görülmeyen maalesef bir ekonomik resesyonla karşı karşıyayız, bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız, bir gelir eksikliğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla insanlar bu konuda kendilerine reçete verebilecek, çözüm üretebilecek devletlere, siyasetlere daha yakın duracaklar. Yani bir anlamda bizim hani Türkiye'de devlet baba kavramı hani şu anda pek gündemde değil ama eskiden tabii hatırladığımız bir tabir. Yani bu devlet babayı kendi siyasi kültürlerinin itibariyle
yeşertecek ve bunun üzerinden politika yapacak hareketler daha şanslı olacak. Dolayısıyla birinci gördüğüm benim uluslararası siyasetteki değişim bu. İkinci değişim, yani gene eskiden başlamış olan, şimdi bu Rusya, pardon, Amerika ile Çin arasındaki ihtilaf ve bu gittikçe şiddetlenecek. Şimdi bu ihtilaf zaten başlamıştı çünkü Amerika artık Çin'i kendisine stratejik hasım olarak görmeye başlamıştı. Ve nitekim işte son virüs öncesinde de sizin de gayet yakından takip ettiğiniz ticari ihtilaflar Amerika ile Çin arasında dünya ekonomisini de etkileyen bunları görmeye başlamıştık. Şimdi bu virüsle beraber bu ihtilaf daha da tırmanacak. Niye tırmanacak? Çünkü ne olursa olsun ve bunun hani belirtileri gittikçe daha elle görülür biçimde de ortaya çıkmaya başladı. Ne olursa olsun kriz bitti, yani bu virüs krizi bittikten sonra da Çin'in bu işteki sorumluluğu bir temel gündem maddesi olacak. Çünkü Çin'e yönelik suçlamalar artıyor dünyada, farklı ülkelerden, sadece Amerika değil ama mesela Avustralya'dan bu hafta içerisinde de çok ciddi suçlamalar geldi. Çin'in hani virüs ortaya çıktığı zaman bunu dünyadan sakladı, gerekli tedbirleri almadı, işte Wuhan'da karantina varken hala uluslararası uçuşlara ülkeyi kapamadı. Üstüne üstlük hani bu konuda dikkat çekenleri susturduğu, Dünya Sağlık Örgütü üzerinde baskı kurarak Dünya Sağlık Örgütü'nün zamanında tepki vermesini engellediği gibi çeşitli suçlamalar var. Hatta bu suçlamaların en aşırısı bu virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğine dair. Şimdi doğru veya değil ama önemli olan burada bir ortada şeffaflık sorunu var. Bu virüs hangi şartlarda başladı, nereden başladı vesaire. Şimdi Çin bu konuda adım atmazsa ve gene içine kapanı ve içine kapalı ve dışarıyı suçlayan bir tutumda devam ederse bu dünyanın geri kalan özellikle gelişmiş ülkeleriyle Çin arasındaki ihtilafı daha da güçlendirecek. Ve burada Amerika kendisini Avrupa'yı daha fazla yakına çekme imkanı da bulacak. Çünkü Avrupa'da Çin'e yönelik tutumunda biraz açıkçası ikircikliydi. Yani tam karar verememişti Çin bir stratejik hasım mı değil mi? Bir de tabii orada Amerika'da Trump faktörü var. Trump'la Avrupa ilişkisi de çok iyi değil. O yüzden ama benim gördüğüm, yani bundan sonraki dünya düzenine ilişkin bir takım böyle hani büyük laflar etmek gerekirse şöyle bir büyük laf ediyorum. Şimdi biz dünya, yani en azından bu jeopolitik, yakın dönem jeopolitiğini, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası jeopolitiği ve Soğuk Savaşı iki kutup arasında bir güvenlik çatışması olarak okuduk ve öğrendik. Gerçekten de öyleydi. Yani Soğuk Savaş döneminde işte nükleer savaş tehditleri vesaire, SSCB ile Batı arasında, NATO ile Varşova Paktı arasında bir güvenlik fayı üzerinden yürüyen bir jeopolitik düzen vardı dünyada. Yeni dünya düzeni Çin ile Batı arasında jeoekonomik fay üzerinden yürüyen bir dünya düzeni olacak diyorum. Evet. İzninle araya girip burada epey olgunlaştı söyledikleriniz. Şimdi bir tanesi şöyle not aldım özetleyerek. Dünyada globalleşmenin getirdiği faydalar vardı. Yüz milyonlarca insanı fakirlikten kurtardı ama öbür taraftan da gelir adaletsizliğine, çarpıklığına yol açtı. Virüs ise kendisi virüs karşısında herkesin neredeyse kendisine eşitledi diyebiliriz. Herkesi aynı şekilde etkiliyor.
böyle bir yöne doğru gidebilir gibi düşündüm ama bir fay deyince de biraz şey oldu, böyle biraz yayıldı. Sanki geniş bir şey çizgi olacak gibi. O çizginin öbür tarafındakiler ve bu tarafındakiler gibi bir dünya belki oluşabilir gibi bir şey aldım. Burada da Macron'un sözlerini bir kontekste oturtmaya çalışıyorum. Yani o dedi ki kurumlarına güvenilen, şeffaf ve bilgiyi şeffaf olarak paylaşılan, itimat edilebilen güçlü kurumları olan ülkeler dedi. Öbür taraftan da milli egemenliğe saygı duyuyoruz ama sağlık vesaire konusunda da milli hükümetlere, devletlere o kadar güvenemeyiz gibi bir şey söyledi. Bu çerçevede acaba dünya ticareti ve ekonomisi, fayın öbür tarafı, bu tarafı, işte Amerika'nın etrafında toplanan bir çeşit ülkeler ya da onların toplayacağı ülkeler, dışındaki ülkeler, onların arasındaki ilişkiler daha sıkı ama aynı blok içerisinde yer alan ilişkiler daha gelişmiş gibi falan bir dünya mı beklemeliyiz? Yani bu blokların geleceğine dair belki iki saptama yapmak mümkün. Birincisi, siz de bahsettiniz, yani bu virüs şoku aslında simetrik bir şok, yani herkesi etkiledi. Sadece zamanlaması biraz farklı. Örneğin işte Çin'de ilk ortaya çıktı tabiatıyla, oradan Avrupa'ya, Amerika'ya sıçradı. Ama mesela Afrika daha geriden geliyor. Afrika özellikle yani uluslararası yolcu trafiğinin o kadar yoğun olmadığı bir kıta olması dolayısıyla virüs biraz daha geç geldi bu kıtaya. İki, tabii belki hani yaz koşulları burada salgının daha yavaş ilerlemesine de fırsat verdi. Ama nihayetinde her ülke benzer bir şok yaşıyor. Burada yalnız işin simetrik tarafı bu. İşin asimetrik tarafı ise her ülke bundan farklı bir koşul ve zamanlamayla çıkacak. Yani kendi iç kaynaklarına dayalı olarak bu virüsün özel başta sağlık ama ondan sonra ekonomik şokuyla mücadele edebilen, kendi vatandaşını koruyan, o toplumsal dokuyu koruyabilen ülkeler bu krizinin hani tabiri caizse kazananı olacaklar. Yani bu krizden pek kazanan çıkmayacak. Herkes acı çekecek ama yani biraz daha relatif göreceli olarak konuşacak olursak, ekonomik olarak bu krizin aşırılıklarını daha kısa sürede atlatabilen, kendi iç kaynaklarına dayalı olarak bunu yapabilen ülkeler daha şanslı olacak. Burada baktığımız zaman da bunlar evet Çin, Amerika ve Avrupa ülkeleri ve nitekim açıklanan paketlerin büyüklüğüne baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani Amerika yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Bunu hani bir sırf bir takım rakamlar vermek adına söylüyorum. Dünya ekonomisinin büyüklüğü 80 trilyon dolar yaklaşık. Bu kriz döneminde açıklanan teşvik paketlerinin büyüklüğü 12 trilyon dolar. Bunun 3 trilyonunu, dörtte birini Amerika açıkladı. İşte Avrupa'da keza 1 trilyon euronun üzerinde bir paket açıkladı. Onun için bu büyük paket açıklayıp da hayata geçirebilen ülkeler bu asimetrik çıkışın şanslı ülkeleri olacak. Burada dolayısıyla böyle bir grup var. İkinci grup ülke ise bir kere hiçbir şekilde kendi kaynaklarına dayalı olarak bu krizden çıkamayacak ülkeler. Dolayısıyla orada onların bloklardan birine eklemlenmesi söz konusu olacak. Yani ya bu Batı bloğu olacak ya Çin olacak. Fakat oradan bir hani finansal yardım almak ya yönelik talepler olacak. Örneğin mesela IMF Türkiye'de de tartışılıyor. Ama IMF bu kriz vesilesiyle yeni bir enstrüman ortaya çıkardı. Ve sırf bu krizin yani virüsle alakalı ekonomik etkilerin maliyetini hafifletmek adına şu ana kadar bu enstrümanı 94 ülke başvurdu dünyada. Bu bildiğimiz IMF programlarından farklı. Yani çok daha nispeten koşulsuz bir kredi. Tek koşulu ekonomiyi teşvik etmek için kullanmak. Ve böyle bütçe yardımı öngörülüyor. Dolayısıyla burada ciddi bir talep olacak.
Üçüncü grup ülke ki ben de Türkiye'yi bunların arasına da görüyorum. Kendi kaynaklarına, kendi tasarruflarına dayalı olarak bu krizle mücadele edebilecek ülkeler, buna kapasitesi olan ülkeler. Ama dış kaynak bulmaları durumunda toplumsal maliyeti hafifletebilecek ve daha kısa zamanda çıkabilecek ülkeler. Ve asıl Amerika ile Batı ile veya Çin arasındaki nüfuz mücadelesinin de buralarda olacağını düşünüyorum. Yani bu bloklar hangi ülkelere yardım eli götürecekler, hangilerini benimseyip daha fazla kaynak aktaracaklar ve dolayısıyla bu ekonomik bütün ülkelerin karşılaştığı bu ekonomik krizden daha kolay kurtulmalarına olanak tanıyacaklar. Yeni dünya düzeni, eğer yani dediğim biraz fazla iddialı bir laf oldu ama hani yeni dünya düzeninin işte bu eksen üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum. Onun için nasıl ki eski dünyada biz jeopolitik üzerinden bir analiz yapardık, yeni dünyada jeoekonomi üzerinden bir analiz yapmak gerekecek. Evet, çok teşekkür ederim. Ben bunu biraz jeososyolojik diye ilerletmeyi arzu ederim. Çünkü kapitalist sistemle sosyalist sistem, komünist sistemlerin çatıştığı dönemleri çok gördük. Biri diğerini tamamıyla dışlarken birbirlerine yaklaştıklarını da gördük. İkisi de birbirlerinden yararlanarak kendilerini geliştirdiler. Ama kapitalist sistem küreselleşmede bahsettiğiniz gelir asimetrisine ve sorunlara neden oldu zenginlikle birlikte. Şimdi şöyle bir izlenim oluyor medyada da olsun, iş dünyasında da olsun konuşmalarda. Sanki bu virüs bir gün kaybolacak tamamen. O virüs kayboluncaya kadarki dönemde bizi götürecek bir para bulursak eski düzene tekrar döneceğiz. Eski hikayemizi, tiyatromuzu oynamaya devam edeceğiz gibi düşünüyorlar. Bu konuda virüse ne zaman ilaç bulunur, ne kadar sürede etkiler ortadan kaldırılabilir, bu süre zarfında düşüncelerde olan değişiklikler ne kadar olur, etkili olur onları bilemiyoruz. Fakat ben mesela kapitalist sermaye sisteminin dayanışmacı bir sosyolojik düzen içerisinde zaten etkilenmiş olan işte çalışanların şirketlere ortak edilmesi, gelişmiş yönetim bilimleri gereğince sahipliğin, paydaşlığın ileri götürüldüğü sistemlerin daha başarılı olması karşısında bu yeni düşünce, dayanışmacı düşünce de devreye girince sanki şirketler hukukunun bu yönde gelişebileceğini, biraz sermaye şirketlerinin kooperatiflerin sermaye şirketlerine doğru yaklaşabileceğine, böyle bir ekonomik düzen oluşturulunca da bunu geliştirecek olan gelişmiş ülkelerin yardım edecekleri, nüfuz alanlarına katacakları ülkelere bunları empoze edebileceğini düşünüyorum. Onun için de acaba diyorum ki şey olabilir mi, gerçekçi midir dünyada toplumlar kendi sosyolojik düzenlerini daha adaletli gelir dağılımı üzerine inşa etsinler, ona uygun olarak şimdiye kadar geliştirdikleri yöntemlerin daha ilerisini geliştirsinler ve bloklar bunun üzerine kurulsun. Yani o katman bu katman diye alırsak Macron'un deyimiyle katmanların bir kısmı daha adaletli, daha adil, daha iyi gelir dağılımı olan ve daha güçlü olan, diğer katmanlar da bunlarla boğuşanlar gibi bir değişik bir sosyolojik kutuplaşma olabilir mi dünyada? Ben bu kutuplaşmayı daha ziyade ülkelerin içinde görüyorum ve hani konuşmamda da kısaca bahsetmeye çalıştım. Bu ekonomik şok hiçbirimizin aslında tecrübe etmediği, neyse ki bugüne kadar, büyüklükte, çapta ve hızda bir ekonomik şok. Şöyle söyleyeyim, mesela bunu tabii 2008 kriziyle karşılaştıranlar var. Ama 2008 krizi nihayetinde finansal sistemden çıkan ve finansal sisteme yönelik yardımların devreye girmesiyle etkisi azalan bir krizdi. Daha doğru karşılaştırma 1929-30 krizi, büyük buhran.
bu biraz daha fazla ona benziyor. Çünkü bu krizde hem üretim çarkları zarar gördü. Çünkü sağlık nedenleriyle birçok ülkede işte karantina uygulamaları başladı, başlamaları da gerekiyordu. Dolayısıyla üretim bundan zarar gördü. Ama aynı zamanda tüketim zarar gördü. Yani hem arz hem talep tarafında sıkıntılar var. Tüketim tarafında da sıkıntılar çünkü insanlar evde. Bazıları tabii birçoğunun geliri düştü. Birçoğu işsiz kaldı. Dolayısıyla bu tip böyle bir sosyal bu sonuçları da olan ciddi bir ekonomik şok yaşıyoruz. Şimdi bu ikisi bir araya geldiği zaman yani hem üretim şoku hem tüketim şoku bu çok büyük bir ekonomik daralmaya işaret ediyor. Yani dünya tarihinde görülmedik hızda ilerleyen bir ekonomik daralmaya işaret ediyor. Bugün bahsedilen rakamlar örneğin yani Avrupa ekonomilerinde çeyreklik küçülmelerin %20'lere vardığını görüyoruz. Sene itibariyle yani bütün yıl itibariyle baktığımızda da mesela IMF'nin beklentisi dünya ekonomisinin %3 oranında küçülmesi ki bu 1929-30'da rastlanan rakam yani daha başka böyle bir oran yok dünyada. Ama bu bile aslında iyimser kaçabilir. Niye iyimser kaçabilir? Çünkü IMF de söylüyor bunu dünya ekonomik görünümü raporunda. Bu hani virüsün etkilerinin yaz aylarında artık ortadan kalkacağı, ülkelerin ekonomik olarak normalleşeceği varsayımına dayanıyor. Ama bu böyle olmayabilir. Yani geçmiş pandemilerin de gösterdiği pandemiler böyle dalga dalga geliyor. İşte ilk dalga onunla mücadele ediyorsunuz, belli bir noktaya geri çekiyorsunuz ama sonra normalleşince tekrar yükseliyor virüs ve yayılımı. Dolayısıyla yeniden bir daha zeci tedbirler almak zorunda kalıyorsunuz. Böyle nihayetinde ortadan kalkıyor virüsün etkisi. Dolayısıyla böyle bir senaryoda yani virüsün etkisinin daha uzun süreceği bir senaryoda dünya ekonomisindeki küçülmenin %8'e kadar varabileceğini de ifade ediyorlar. Şimdi böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye dahil birçok ülke aslında çok büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacak. Ve kendi yani bu zorlukları yaşayan toplumsal kesimlere el uzatabilen, bu zor günlerinde işte evlerine sadece hani böyle gıda yardımı şeklinde değil ama gelir desteği şeklinde yardımcı olabilen, özellikle hani işsiz kalan kesimlere. Amerika'da tabii bunun başka bir boyutu işin sağlık sistemi. Neyse ki biz o konuda tabii Türkiye'de çok şanslıyız yani sağlık sistemi bakımından. Ama unutmayalım ki mesela Amerika'da çok farklı bir sistem var. Amerika'da sağlık çok pahalı ve üstelik de iş akdiyle illiyeti olan bir sigorta halinde. Dolayısıyla işiniz varsa bir yerde istihdam ediliyorsanız ondan faydalanıyorsunuz. İşsiz kaldıysanız sağlık sigortanız da kalmıyor eğer hani çok büyük paralar vermeyecek olursanız. Dolayısıyla orada bir de işin hani çok akut bir sağlık durumu var ama her halükarda bir sosyal doku üzerinde etkili olacak bir büyük ekonomik şoktan bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkelerde benim yani kanaatim bununla buna yardımcı olabilecek bir kere bu gerçeği kavrayan, bu şokun büyüklüğünü anlayan ve buna yönelik etkin, acil politikalar geliştiren siyasetler şanslı olacak. O yüzden mesela burada hani biraz spekülatif olacak ama mesela Amerikan seçimlerinde artık ben Trump'ın değil, Demokrat aday Biden'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Biden daha yani bu daha hani sosyal dayanışmacı bir siyasi ekolden geliyor. Bir, iki, bir de unutmayalım ki Obama döneminin en büyük başarılarından biri Amerika'da sağlık sistemini reforme etmek. Obamacare adı veriliyordu bunu hatırlayacak olursanız. Evet. Bunun üzerinden yani kendi mirasını biraz burada görmüştü. Trump'ın yaptığı ilk işlerden biri de bu Obamacare'i delik deşik etmekti. Oysa ki şimdi Amerika'da insanlar bunun ne kadar önemli bir olgu olduğunu, ne kadar önemli bir düzen olduğunu anladılar. Dolayısıyla buradan da Trump'a biraz eksi oy yazacak. Onun için ben hani dünya düzenine ilişkin konuşurken de bunu bu hani sosyal dayanışmayla bağlarken
bunun Amerika siyasetinde de etkisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ilk etkisi bunun ülkelerdeki siyasi diyelim ki ülkelerdeki siyasi okullar, siyasi ideolojilerde bir sosyal dayanışmaya doğru bir kayış olacaktır. Buna yönelik talep çünkü çok açık. Bu uluslararası düzeni nasıl etkiler? Biraz yani bu uluslararası aynı yani aynı ruh, aynı diyelim ki inisiyatif uluslararası alanda da kendini gösterir mi? Ona çok emin değilim. Çünkü aynı zamanda yani bu içeride olan bu talep bir de bir milliyetçilik boyutuyla da birleşecek. Yani insanlar çünkü önce bana şeyle hareket edecekler. Yani elde bir kaynak varsa bu kaynak önce bize harcansın. Dolayısıyla bu uluslararası işbirliği bakımından aslında çok kolay bir ortam değil ilk başta. Ama bu aynı zamanda da pandemilerle mücadele için çok yanlış olan bir şey söyleyecek. Kendi sınırlarını tamamen kapatamayacağına, uluslararası ticaretten elde ettiğin zenginlikten vazgeçemeyeceğine göre ülkeler başkalarıyla ilişki içerisinde olmak zorunda. O ilişki olduğunda da pandeminin kendi ülkesine gelebileceğini biliyor. Dolayısıyla kendi ülkesinin sağlığını en azından kontrol edebilmesi, vatandaşların sağlığını koruyabilmesi için ilişkide bulunduğu, neredeyse dünyanın her tarafıyla ilişkide bulunacak, oradaki sağlık sistemlerini kontrol etmesi ve güvenilebilir bir halde olması için çalışması gerekecek. Dolayısıyla bizdeki hani size atasözünü uyarlıyorum, hani komşunda hastalık varken sen sağlıklı olarak yatamazsın gibi bir şey olacak. Bu da bir taraftan içeride sosyolojik olarak kutuplaşmayı çağrıştırırken işte sosyal belki politikaları önerenlere daha öne geçirirken öbür taraftan da uluslararası işbirliğini zorunlu kılacak. Buradan Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların nasıl evrileceği hakkında fikirlerine geçmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok şiddetli eleştiriler çektiğini ve taraflı olduğuna ilişkin şeyler söylediğini de biliyoruz. Ama aynı zamanda yaptırım gücü bakımından da uluslararası örgütlerin milli egemenliğe sahip devletler karşısında bir yere kadar sözleri geçiyor. Macron da güçlendirilmiş kurumlar olsun milli devletlerin ama benimle irtibat içerisinde olsun diyor. Bu sağlık gibi uluslararası ticareti de doğrudan doğruya değil de dolaylı bile olsa etkileyecek olan uluslararası kurum ve kuruluşların ve hatta Birleşmiş Milletler'in nasıl evrileceğini öngörürsün? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü özelinde önce konuşacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü gerçekten de bir eleştiri bulutu altında. Bence de haklı bu eleştirileri çekmekte. Çünkü geç kaldı. Yani böylesine önemli bir olayda kendi sorumluluk alanına giren böylesine önemli bir olayda geç kaldı. Niye geç kaldı? Çin'in engellemesi kısmen dolayıyla geç kaldı. Dolayısıyla aslında ülkelerden bağımsız hareket edemediğini de bir şekilde göstermiş oldu. Onun için bundan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün işleyişine dair yeniden bir fikir jimnastiği yapması gerekecek dünya kamuoyunun. Bu birinci nokta. İkinci nokta, gene daha önce söylediklerimle bağlantılı olarak Amerikan seçimlerinin öneminin altını çizmek istiyorum. Çünkü bugün bu uluslararası yönetişimin, yönetişim kurumlarının liderliğini uzun yıllar yapmış olan ve aslında böyle bir uluslararası dayanışma işbirliği prensibini benimsemiş olan Amerikan siyasetinin başında tam ters ilkelerle hareket eden bir lider var. Ki o lider zaman zaman Birleşmiş Milletler'e, zaman zaman NATO'ya, zaman zaman işte Birleşmiş Milletler'in özel ajanslarına hep yeri geldiği zaman eleştirel oldu. Ve hatta birçok seferde onların çalışmalarını engellemek üzere adım attı. Amerika'nın
işte fon desteğini askıya aldı. En son bunu Dünya Sağlık Örgütü ile de ilgili olarak yaptı Trump. Trump zaten Amerikan siyasetinde de bu çok taraflılığı önemsemeyen, hatta tam tersine zaten seçilmesi de yani Make America Great Again değil mi? Yani Amerika'yı evet, önceleyen bir siyasi platform üzerinden oldu. Dolayısıyla Amerika'da iktidarın değişmesi ve Biden gibi çok taraflılığa inanan Obama döneminin önemli isimlerinden biri başkan yardımcısı gelmesi kanaatimce çok taraflı sistemin de bu virüs krizinden daha emin adımlarla çıkabilmesi, uluslararası yönetişimin eksik taraflarının bir diyalog içerisinde çözümlenmesi, buna yönelik müzakerelerin yürütülmesi ve Amerika'nın yeniden bu alanda bir liderliğe soyunması ve yanında da Avrupa ile beraber bu işi yapmasına fırsat sağlayacak bir seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün uluslararası sistemin aksayan tarafları tabii ki pek çok. Ama burada bir liderlik gerekiyor. Yani liderlik gösterilmediği zaman bunların üzerine gidebilmek, bunlara yönelik tedavileri bir şekilde ortaya koymak mümkün olamıyor. Ama liderlik de yetmiyor. Liderliğin yanı sıra buralarda etkin ittifaklar kurmak gerekiyor. Ve hani dünyanın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki tarihi, bu ittifakın ana gücü Amerika-Avrupa ittifakı. Trump döneminde bu ittifak da bozuldu. Dolayısıyla bugün Avrupa tek başına bir şeyler yapamıyor. İşte Trump Amerika'sıyla yapamıyor. O yüzden uluslararası yönetişim bakımından bir lidersizlik, bir inisiyatif eksikliği görüyoruz. Amerikan seçimlerinin böyle de bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yani yeniden bu transatlantik ilişkinin güçlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda uluslararası yönetişim anlamında, sizin ifadenizle çok katmanlı yönetişim anlamında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu uluslararası yönetişim konusunda yönetişim standartları hali hazırda var zaten. Minimum standartları kabul ettik. Onların çeşitli bloklarda görüyoruz. İşte Avrupa Birliği kendi yönetişim standartlarını koyuyor. Birleşmiş Milletler başka bir şey koyuyor. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nın gerektirdikleri başka standartlar getiriyor ama uluslararası standartlaşma oluyor. Ben şeyi merak ediyorum, belki bu soruyu sormadan geçersek olmayacak, sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum da. Bu uluslararası yönetişim standartları yükseldiğinde o standartları zorla kabul ettirmek gibi bir olasılık söz konusu olur mu? Yoksa menfaatle insanları, ülkeleri ikna ederek yönetişim standartlarını yükseltmek, örneğin işte demokrasilerde güçler ayrılığı desek, bağımsız kurumlar, düzenleyici kurumların özelliği, serbestçe karar alabilmesi gibi kendi ülkelerinde oluşturdukları ve kabul ettikleri düzen standartlarını zorla kabul ettirmeye kalkarlar mı? Yoksa ülkeler kendi kendilerine gelişsin diye bırakırlar mı? Yok, uluslararası düzende öyle zorla kabul ettirme gibi bir uygulama pek sık rastlanmıyor. Yani onu o şekilde görmemek lazım. Bunun bir istisnası tabii Avrupa Birliği gibi. Ki Avrupa Birliği biraz nevi şahsına münhasır bir yer. Çünkü orada bir uluslarüstü, yani egemenliğin paylaşılmasına dayalı kurulan bir yer Avrupa Birliği. Dolayısıyla uluslarüstü bir hukuku temsil ediyor. Ve merkezi yapılar, Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı bütün ülkeler üzerinde bağlayıcı kararlar alabiliyor. Ama uluslararası örgütler, Avrupa Birliği haricindekilerin hepsi bir intergovernmental denilen hükümetler arası işbirliği modeliyle çalışan örgütler. Dolayısıyla orada hükümetlerin onuru gerekiyor. Yani onlara zorla, hukuki açıdan zorla bir şey yaptırmak mümkün değil. Ama tabii buralarda hani değişen dünya şartlarında eğer bir şekilde bir hani tabii ki burada bunu da bu kadar yalın bir dille ifade etmemek lazım. Mesela işte IMF'nin çalışma prensibi, eğer IMF'ye gidiyorsanız bir standby anlaşması için
siz kendiniz gönüllü olarak gidiyorsunuz. Yani IMF size bana gelin diye bir şart koşmuyor. Ama bir kere IMF'ye gittiğinizde tabii ki oranın getirmiş olduğu standartları, ki burada tabii Türkiye tecrübesi de önemli geçmişte, oranın standartlarına uymanız gerekiyor. Yani onun getirdiği koşulları kabul etmeniz gerekiyor. Yoksa bunun da mantıklı bir açıklaması var. Yani nihayetinde gidip 20-30 milyar dolar para alacaksanız, onlar da bu parayı hayrına vermiyorlar bir noktada. Bu paranın geri dönmesini bir şekilde istiyorlar. Dolayısıyla sizin içeride doğru adımları atmanızı, daha sağlam bir yönetişime sahip olmanızı, şeffaflığa sahip olmanızı istiyorlar. Getirilen şartlar bu nedenle geliyor. Onun için evet, zorla size şart getiremezler ama siz gidip de bu tip taleplerde bulunduğunuz zaman, özellikle iş, yani finans dünyasında, bu şartlar bir açıdan bir anlamda daha zımni olarak karşınıza çıkıyor. Evet, elimiz mahkum olabilir. Bizi zorla kabul ettirmezseler de güç kullanımı olmayacağını duymak güven verici, rahatlatıcı. Ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Amerika üye olmadığı halde Amerikalılara karşı jurisdiction, yani yargı yetkisi kullanabilirim yaklaşımının, Amerikalıların da kendi mahkemelerinin yargı yetkisini Amerika'nın egemenlik sahası dışına çıkaran uygulamalarının benzerlerinin çoğalabileceğini düşünüyorum. Mesela işte toplum sağlığını ilgilendiren konuda benim ülkeme zarar verecek uygulamalar içerisinde olan kurumlar var ise, o zaman biz de bu kurumlara karşı, yetkililerine karşı yargı yetkimizi kullanabiliriz gibi şeyler olabilir. Nitekim FIFA'daydı galiba, değil mi? Amerika'nın şeylerde, olimpiyatlardan elenmesinde dürüstlük karşıtı şeyler olduğu iddiasıyla İsviçre'de yakalayıp götürdüler kendi ülkelerine. Öyle durumların biraz gelişebileceğini, güçlü olanların yargı yetkilerini aktarabileceği, diğer güçsüz ülkeler üzerinde kullanmaya çalışacaklarını ve kullanacaklarını, uluslararası hukukun böyle bir gelişme sahası bulabileceğini düşünüyorum. Burada şuna geçmek istiyorum. Türkiye biliyorsunuz kendi imkanlarıyla Brunson krizinden ortaya çıkan yaraları sarmaya çalışırken, biraz da başarı elde etmiş iken, şimdi COVID-19 krizi diyelim, bu patladı. Biz de insanlarımızın sağlığını öne koyduğumuz için diğerleri gibi ekonomimizi kapatmak, yavaşlatmak zorunda kaldık. Bu bitecek inşallah. Bitmezse de belki diyorlar ki 2022'yi bulabilir, bir ilaççı da aşı bulunması gibi. Türkiye bundan sonra uluslararası camiada şimdi bulunduğu yerden daha yüksek, daha ileri bir saygınlık kazanabilmesi, daha iyi bir konumda bulunup da uluslararası ticaretten ve gelişmelerden, hatta finanstan daha iyi pay alabilmesi için sizce neler yapsa iyi olur bugünkü şartlardan 2 sene sonrasına geçerken? Bu arada yargı konusuna da değinirsen çok memnun olacağım. Benim özel çalışma konum çünkü. Evet, biliyorum tabii Mehmet Bey. Şimdi Türkiye bağlamında da, hani biraz önce dünya düzenine ilişkin yaptığım analizi ne dayanarak bir böyle tablo ortaya çıkarmak mümkün. Çünkü ben o analizimde bu krizin kazananlarının olacaksa eğer, öncelikle kendi sosyal dokularını tamir edebilmiş, bu ekonomik krizin getirdiği şoku öncelikle atlatabilmiş ülkeler olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla birinci buradaki saptama, Türkiye'nin muhakkak surette bu kategori ülkeler içerisinde yer alması gerektiği. Yani eğer Türkiye 2 yıl sonra dünyada daha prestijli bir ülke olacaksa, bunun ilk diyelim ki anahtarı bu virüsün şokunu daha kolay atlatabilmiş, daha az toplumsal maliyetle atlatabilmiş ülkeler arasında yer alması. Şimdi bugün itibariyle bu fotoğrafa baktığımız zaman
İşin bir olumlu bir de daha az olumlu tarafı var. Olumlu tarafı ne? Türkiye'nin bugüne kadar sağlık alanında gösterdiği performans. Gerçekten de birçok başka ülkeye oranla, Türkiye'nin hani geliri üzerinde İtalya, İspanya gibi ülkelere oranla Türkiye bu işi sağlık boyutu itibariyle çok iyi yönetiyor. Yani evet virüs yayıldı doğru, rakamlar yüksek rakamlar ama yani hastalanan kişilere Türkiye anında hizmet verebiliyor. Ölüm oranları çok düşük, birçok başka ülkeyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin sağlık sistemi hastaneleriyle, doktorlarımızla, bütün altyapısıyla çok iyi bir sınav veriyor. Bu bir kere çok önemli bir avantaj Türkiye'nin bu krizden daha kazançlı çıkabilmesi bakımından. Fakat maalesef iş bununla bitmiyor. Çünkü bir noktada işin yani sağlığın, bu virüsün sağlık boyutu itibariyle akut dönemi bitecek. Çok daha az sayıda hastayla karşılaşacağız. Ama işin ekonomik tarafı daha uzun sürecek. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlık tarafında verdiği sınavın benzerini ekonomi tarafında da verecek. Bu sadece Türkiye özgü değil, yani bütün dünya bakımından böyle. Şimdi oraya baktığımız zaman ise Türkiye'nin bazı kırılganlıklarla beraber bu şoka yakalanmış olduğunu görüyoruz. Bu kırılganlıkların da birçok nedeni var. Yani bu belki kalan sürede hepsine değinemeyiz ama sizin alanınız olması itibariyle tabii ki Türkiye'nin son birkaç yılda gerileyen temel özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi alanlardaki performansı ekonomisini de etkiledi. O kadar etkiledi ki Türkiye gibi nihayetinde yurt dışından her yıl 200 milyar doların üzerinde bir yeni finansman bulması gereken bir ülke Türkiye. Bunun bir kısmı mevcut borcun çevrilmesi, bir kısmı cari açın finanse edilmesi için Türkiye'nin risk puanı arttı. Yani bu da nihayetinde yönetişimle içerideki çok yakından bağlantılı. Dolayısıyla Türkiye, yurt dışındaki Türkiye algısının gerilemesi ve risk puanının artması Türkiye'nin sermaye bulma maliyetlerini arttı. Bir iki rakam vermek gerekirse Türkiye'nin örneğin dünya içindeki milli gelir, dünya milli geliri içindeki payı %1'e yakın. Keza nüfusu içindeki payı da %1'e yakın. Yani 80 milyonluk ülke, işte 8 milyar nüfus var dünyada. Ama geçtiğimiz yıl yabancı sermaye akımları içerisinde aldığı pay 1/4'e düşmüş durumda. Yani oysaki en iyi dönemimizde 2006, 2007, 2008 yıllarda bu 1.9'a yani %1'e çok yakın. Bunu aşamadık ama en azından gelir içindeki payımızda, nüfus içindeki payımızda çok yakın bir noktadaydık. Şimdi bunu çok aşağısına düşmüş durumdayız. Bu da içerideki yönetişimle çok yakından alakalı. Dolayısıyla Türkiye bunun kazananı olacak mı? İyi başladık sağlık boyutu itibariyle ama ekonomiyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunlar da özünde yönetişimle ilgili sıkıntılar. Yoksa uzun vadede tabii ki Türkiye şanslı bir ülke. Genç nüfusuyla, iş ahlakıyla, yetişmiş insanıyla, coğrafyasıyla, serbest ticaret olanaklarıyla. Ama bunları bu iyi yönetişimle birleştirmek lazım. Ancak o zaman biz bu krizin kazananı olabiliriz kelimesini daha büyük güvenle kullanabileceğiz. Evet, çok güzel. Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir konuyu da biraz çok derin bir konu ama sadece değinerek geçebiliriz diye düşünüyorum. Covid'in etkilerinden birisi arz ve talep daralması. Bunun sonucunda da petrol üretiminde petrole talep azalması. Üretimin durdurulamaması nedeniyle depolama zorlukları falan derken petrol fiyatları negatifi bile gördü. Tabii ki petrole dayalı geliri yüksek olan ülkeler, bizim etrafımızdaki oyuncular, Rusya olsun, Suudi Arabistan olsun, hatta Amerika olsun, bu bakımlar ekonomik olarak güç kaybetmeye başladılar. Türkiye'nin çok yakından ilgilendiği işte Suriye'deki kriz ve oradaki mücadele olsun, İdlib başta olmak üzere, yine Libya'da uluslararası camianın tanıdığı hükümetle Haftar arasındaki mücadelede sorumluluklar ve roller üstlendik. Bu çatışma alanlarında, dünyada tabii ki başka çatışma alanları da var da,
Acaba bu yeni durum sizce Türkiye ve ilgili diğer paydaşlar arasında hızlı bir uzlaşma ve çatışmaları sona erdirerek barış ortamını tesis etmeye yardımcı olur mu? Kısaca değinebilirseniz bununla da kapatırız. Yani bu çok tabii gerçek bir soru, ilginç bir soru. Çünkü gerçekten de hani ilk bakışta böyle bir sonucu tetikleyecek gibi gözüküyor. Hem işin sağlık tarafı hem ekonomi tarafı. Ama şu ana kadar bunu doğrulayacak bir gelişme de yaşanmadı. Ne Libya'da ne Suriye'de. Hatta tam tersine gelişmeler yaşanıyor. Hem Libya'da işte Haftar daha da kendi pozisyonunu daha sertleştirdi. İdlib'de de hiçbir şey çözülmüş değil. Oradaki Türk askeri varlığına karşı yereldeki HTŞ'nin özellikle saldırıları da başladı. Rusya'yla da diplomatik olarak herhangi bir uzlaşmaya varmış değiliz. Onun için evet, teorik olarak bu bahsettiğiniz çerçeve bence doğru çerçeve ama pratikte bunun sonuçlarını görmedik. Libya'da görmedik, Suriye'de görmedik. Evet, çok teşekkür ederim. İnşallah pratik sonuçlarını görürüz. İnsanlar çatışmayı bırakırlar. Dayanışmacı ruh içerisine girip virüs gibi ortak düşmanlarla mücadele ederler. O zaman daha herkes zengin olabilir. İnşallah gelir adaletsizliği, dünyadaki gelir adaletsizliği, zenginler daha fakir olanlara kaynak aktardıkları zaman daha çabuk, daha çok zengin olabileceklerini görürler ve dayanışma içerisinde dünyayı ve insanlığı başka bir boyuta taşıyabiliriz diye umuyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda kültürel zenginlikleriyle yapabilecekleri çok şey var. Bunlardan bir tanesi mesela ahili kültürüyle, imece kültürümüzü şirket yönetim bilimleriyle birleştirdiğim zaman son derece özgün, herkesin adil bir pay alacağı, belki insanlığın ütopya diyeceği şeyleri gerçekleştirebilir. Küçük uygulamalarla Türkiye'de bunları yapabilirsek, o zaman paramız olmasa da işbirliğimizle kendimize iyi bir yer edinebiliriz ve sıçrama da yapabiliriz. Bunun için Türkiye'nin geleceğine fikirleriyle katkıda yapan değerli bir, çok değerli katkıları bulunan değerli bir arkadaşımızla görüştük. Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerideki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Virüssüz günler geçirelim inşallah. Hepimiz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.